Sarıyer'deydim. Sarıyer Belediyesi'nde mikro krediye başlayıp ve burada hem kendine hem ekonomiye katkıda bulunan bir şeyler üretmiş kadınlarla buluştum. Kendime neler neler aldım. Gelin beraber izleyelim. Merhaba, bugün çok önemli bir yerdeyiz. Kadınlarımızın emeklerini, üretmelerine ilgili devamlı konuşuyoruz. Mikro kredi diyorum. Evet, bugün burada bulunduğumuz alanda üreten, mikro krediye katılmış kadınlar bir araya geldiler ve müşteri bekliyorlar yaptıkları ürünleri satmak için. Sarıyer Belediyesi'ndeyiz. Burada Rotary Kulübün, vakfının düzenlediği bir organizasyon var. Ve kadınlarımız şu elinde gördüğünüz iki tane bebek. Bütün yaptıkları el işlerini, yaptıkları ürünleri burada satıyorlar. Merhaba Zerrin Hanım. Merhaba. Nasıl gidiyor satışlar? Çok iyi. Öyle mi? Ne üretiyorsunuz? Kendi ürettiğim matörcülerim, bebeklerim, klentlerim olaraktan. Zerrin Hanım, yaş sorulmaz ama kaç yaşındasınız? 56. 56 yaşındasınız. 56 yaşındasınız. Ve benim ekonomiye için katkıda bulunacağım. Evet. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Benim için çok eğlenceli bir iş ve çok zevk alarak yaptım. Yorulmuyor musunuz? Yok, yorulmuyorum. Daha gençleşiyorum bunu yaptığım gibi. Biz kendimize bir eğlence olaraktan da olsa ve katkı amacıyla da bu işleri yapmayı tavsiye ediyorum. Ne şahanesiniz Zerrin Hanım. Burada herkese, bütün emekli kadınlara söyleyelim. Öyle ama çalışmanın yaşı yok, öyle değil mi? Bunu. Aynen öyle. Herkes çalışsın mı? Herkes çalışsın. Herkes üretsin mi? Gençleşiyor çalıştığım müddetçe. Gençleşiyor. Bunu ben garanti olarak söylüyorum. Para kazanıyor musunuz? Kazanıyorum. Kazanıyorsunuz. Evet. Mutlu musunuz mikro krediye girdiğinize? Evet. Neden? Neden? Çünkü bayanlar için düşünülmüş çok güzel bir proje. Yani bize sermaye oluyor aldığımız para ve biz de el emeğimizde kullanıyoruz. Neler yapıyorsunuz? Kazan. Bir nar var. Kaç evet. Para bu nar? 20 lira. 20 lira. Bereket lira. Bunlar havuç reçelimiz. Havuç reçeli. Reçel yapmasını biliyorsanız siz de kendi işinizi kurun. Bakın, havuç reçeli yapmış evet. Hanımefendi ve satışa başlayın, gelsin paralar. Yeni başladım. 1-1,5 aydır üretiyorum. Bu da ilk. Bugün siftah mı? Evet, bugün ilk siftahım. Biz yaptık. Şöyle göstereyim, şu patikleri aldım. Kaç paraydı bu patikler? 7,5 milyon. 7,5 liraya. Nasıl başladın? Nasıl duydun mikro krediyi? Ben eğitim aracılığıyla duydum. Eğitimde mikro kredi. Evet, eğitimde kurabiye, pasta, hamur işleri yapıyor. Onun aracılığıyla, onun grubu altında toplandık. Mikro kredi çektik, eşine kullandık. Eşine ilk söylediğinde nasıl tepki verdi? Ya eşim ilk başta pek onaylamadı ama sonrasında ikna ettim. İkna ettin. Başladım. Kadınlar eşlerini çalışmak istiyorlarsa ikna edebiliyorlar. Ya ev hanımı olduğumuz tabii için hani... Çocuklar da var. Çocuklar da var. O yüzden evde hani çalışmak daha mantıklı. Bunların geldi. Bunların hepsini evde. Evet. Hepsini evde. Nasıl işliyor? Gittiniz 1000 lira mı aldınız? 700 lira. Ben 700 lira aldım. Hı-hı. Haftada 20 lira olarak ödüyorum geriye. 700 lira aldınız. Evet. Haftada 20 lira, 20 lira ödüyorum. Evet. Evimize kadar gelmiyorlar ama tabii arkadaşlarımız bir arada. Her birimizin yaptığı özel şeyler var. Arkadaşlar bile, kız arkadaşlar birbirine destek oluyor mu? Oluyor tabii ki. Fikir teatisinde yani bulunuyoruz. Bir kadın dayanışması da var burada. Olmaz olur mu? Şimdi samimiyette şunu söyleyelim. Şikayeti seviyoruz. Para mı var? Nereden bulacağız? İş mi bulacağız? Kime satacağız? Nerede Özlem Hanım para? Bu kadınlar burada. Şikayet ediyor muyuz? Ama ne yapıyoruz? Ediyoruz, çalışıyoruz, şikayet etmiyoruz, üretiyoruz ve yaptığımız malları satıp biz de hem aile ekonomisine hem ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Dilek Hanım, siz şimdi Japonya'daki kadınlar hisse alıp satıyorlar. Siz de Japon kadınlarına buradan kolye satıyorum. Buradan evet. ihraç ediyorsunuz. Şöyle evet. gösterelim kolyeyi de. Evet, bu kolyeyi kaç para bu kolye? 25 lira. Buradan Japonya'ya nasıl gönderiyorsunuz bunu? Japon geliyor bana, benden alıyor. Japonlar geldi, buldu sizi. Buldu. Mikro krediyle başladınız. Kaç para aldınız mikro krediden? 700 lira aldım. 700 lira aldınız. Japonya'ya ihracata başladınız. Daha ne olsun? Ben bugün itibariyle şuna karar verdim. Artık bütün arkadaşlara, eş dostlara hediyelerimi mikro krediden üretilmiş, mikro kredide üreten kadınlardan almaya bugün itibariyle karar verdim. Bisküvi yapabilen parada kazanabilir. Bu 2 lira gördüğünüz bisküvileri yapan, mikro krediyle yapan hanım burada. İkisini de alıyorum. İki oğluma vereceğim. Bakalım beğenecekler mi? Evet, buradaki bütün kadınların sizden bir istirhamı var. Mikro kredi ile kadınlar gidiyorlar. 1000 lira alıyorlar ve kendi işlerini başlatıyorlar. Ürün üretiyorlar. Bir şey satıyorlar. Ekonomiye katkıda bulunuyorlar. Sizlerin müşteri olarak bu kadınlarımıza destek olmanıza çağrı yapmak istiyorum. Dolayısıyla bir mikro kredi organizasyonu duyduğunuz zaman
Hemen alın cüzdanı yanınıza. Gidin bakın, istek mi ihtiyaç mı diye düşünmeden olmuyor tabii ama kadınlarımızın emeğini, üretime katkılarına biz de destek olmamız bizim de gönül borcumuz.